Hünkârımı sizi kabul ettiler mi validem? Bilmenize icap eden bir husus var. Bunu başkasından öğrenmenizi istemem. Gel. Validem, beni çağırmışsınız. Gel otur Selim. Hünkârımızın epeyce vakittir devam eden bir rahatsızlığı var. Ne rahatsızlığı valide? Telaş etmeyin. Ateşli bir hastalık. Lakin hekimler müsbet konuşuyor. Allah'ın izniyle yakında iyileşecek. Amin. Sen biliyordun ve mahsus söylemedin, öyle değil mi? Bu benim tercihim değil Selim. Hünkârımız böyle istedi, yoksa neden saklayayım? Vaziyetten kendine menfaat sağlamak için olabilir. Aklın sıra kimse öğrenmeden hazırlıklarını yapacaktın değil mi? Ne hazırlığı? Sen. Sen kimsin de beni böyle bir alçaklıkla itham edersin? Bayezid, benim burada olduğumu unutmayın. Validem, işitmediniz mi dediğini? Gün münakaşa günü değil. Birbirimize düşme günü değil. Aksine bir olmalıyız. Zira bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu sakın unutmayın. İlaveten, hünkârımıza dua etmekten başka en ufak bir adım atan olursa karşısında beyni bulur. Anlaşıldı mı? Validem, babamı görmem lazım. Onu görmeliyim. Soluğunu işitmeliyim. Henüz değil. İstirahat ediyor. Vücudu güçsüz ve yorgun. Sana söz veriyorum. Biraz düzelsin, birlikte gideceğiz onu görmeye. Ya düzelmezse? Ya ona bir şey olursa? Allah esirgesin. Ay parça. Biraz da senin varlığın mühim. Bu zor günlerimizde yanımda olmanı istiyorum. Zira bu halimizden medet umanlar olacak. Bizi can evimizden vurmak için toplarıyla, tüfekleriyle saldıracaklar. Onlara karşı dik durmalıyız. Güçlü durmalıyız. Bir an tereddüt edersek ciğerimizi sökerler. Kardeşlerini elimizden alırlar. Anladın mı? Biz güçlü durmazsak bu zalimler iktidara yürür. Bayezid'e kızıyorsun ama sen de pek şaşırmadın bu hastalık haberine. Doğru. Kimden öğrendin? Rüstem mi söyledi yoksa? Rüstem de biliyor yani. Şimdi anlıyorum. Her şeyi düşünmüşsünüz. Validem söylemese saklamaya devam edeceksiniz. Hünkâr babamız hasta Selim. Onun için üzüleceğin yerde şu aklından geçenlere inanamıyorum. Gerçi niye şaşırıyorsam, senin tıynetin bu işte. Madem herkes biliyor, bunu Mustafa abin de öğrenmeli. Onun da burada olması icap eder. Bir mektupla vaziyeti izah etmeli.
Çok merak ediyorum Cihangir. Ne diyeceksin o mektupta? Hünkârımız ölüm döşeğinde. Taht seni bekliyor mu? Herkesi kendin bellemişsin. Nasıl sen ve ben buradaysak, Mustafa abimin de payitahtta olmaya hakkı var. Ben saltanat naibi olduğum için buradayım Bayezid. Sen seferden birlikte geldiğin için. Lakin Mustafa abim buraya gelirse bunun izahı olmaz. Başınıza buyruk işler yapmaya kalkmayın. Sen kendini hala naip mi sanıyorsun? Ben söyleyeceğimi söyledim Bayezid. Yarın öbür gün inşallah hünkârımız eski gücüne kavuştuğunda ve Mustafa abimi karşısında gördüğünde bunun hesabını kimse veremez. Sonra okkanın altına giden siz olursunuz. Şimdiden söyleyeyim. Sümbül'ün gidişinin ardından elim ayağım olmuştum Fahriye. Şimdi hünkârımız hastayken bu felaket günlerde sana öyle ihtiyacım var ki. Merak buyurmayın sultanım. Ben bu haldeyken de elimden geleni yaparım sizin için. Zorlama sakın kendini. Tamamen iyileşince vazifene dönersin. Gel. Sultanım, Şehzade Selim Hazretleri sizi görmek isterler. Gelsin. Validem. Hayrola aslanım. Kardeşlerim validem. Bayezid ve Cihangir Mustafa abime hünkârımızın vaziyetinden bahsetmek için anlaşılmaz bir arzuyla yanıp tutuşuyorlar. Onlara gerek kalmamıştır. Saraydaki kuşları çoktan uçurmuştur haberi. Orası öyle. Lakin mühim olan Mustafa abimin bu haber karşısında ne yapacağı. Bir karara vardınız mı şehzadem? İnşallah payitahta doğru yola çıkmaktır niyetiniz. Zira devlet-i âliye için en hayırlısı bu olacaktır. Hünkârımızı görmeyi ben de çok istiyorum. Saatini merak ediyorum zira. Ancak şimdi gidersem eğer herkes tahta yürüdüğümü düşünür. Beni sevenler dahi yanlış işlere karışırlar. Belki de doğrusu budur. Bir şehzade tahtı düşünmeli. Hele ki hünkârımız hasta yatağındayken. Hünkârımız bu dünyadan göçüp gittiği vakit hakkım olan tahta çıkarım reis. Ve hiçbir güç buna mani olamaz. Öyle değil mi? Hiç şüpheniz olmasın şehzadem. Fakat bu kanlı bir savaşa mal olabilir. Neden bu kadar tedirginsin aklım almıyor. Bak işte validen yanında. Gönlünden geçen ismin Ayan Beyan sen olduğunu söylemiş. Tahta hiç bu kadar yaklaşmamıştın. Anlamıyorsundur bana. Hem de hiç anlamıyorsun. İki senedir burada gördüklerim, işittiklerim çok şey öğretti bana. Saltanat naibi de olsam bir hayalet gibi dolaştım bunca vakit. Kimse görmedi, işitmedi beni. Herkesin gönlünden geçen taht namzeti Mustafa abim. Askerin, halkın, bütün duaları onun için. O değilse Bayezid var. Rüstem'le Mihrimah onun yanında. Vaziyet böyleyken validemin desteğine nasıl itimat edeyim? Hı? Nasıl bel bağlayayım? Mağlubiyete kabullenirsen zafer işte o zaman hayal olur. Hürrem Sultan'ın da desteğini küçümseme. Belki askeri yok, kılıcı yok. Lakin öyle bir kudrete ve zekaya sahip ki gölgesi bile kâfi düşmanlarını karanlığa gömmeye. Ya o karanlığa gömülen biz olursak? Güneş bizim Selim. Mustafa abim burada olmadığı müddetçe sen öndesin. Ve taht sadece birkaç adım uzağında.
Sefere giden ağalarla konuştum. Herkes saklamaya çalışıyor lakin hadise ayyuka çıkmış. Hünkârımızın, Allah şifa versin, hasta olduğunu söylüyorlar şehzadem. Anlamıştım paşa. Hünkârımız bizi bir an evvel huzurundan gönderdiği vakit anlamıştım. Nesi varmış hünkârımızın? Hekim başıyla görüştüm lakin o kadarını öğrenemedim şehzadem. Ser veriyor, sır vermiyor. Tembihlenmiş belli ki. Bu kadarı bile vaziyetin ciddi olduğunu gösteriyor. Bayezid Akıncı vaziyeti saklamaya çalışıyor. Kim bilir neler kuruyor kafasında. Kim bilir neyin peşinde. Böylesine hassas bir vakitte bilhassa sessiz kalmayı tercih etmiş olmalı. Tahtın hesabını yapıyor desene şuna paşa. Hürrem Sultanımız derin bir keder içerisinde. Sıhhatli düşünemiyor. Lakin bizim daha ihtiyatlı olmamız icap eder. Vallahi muhafaza, hünkârımızı kaybedebiliriz. İşte o vakit büyük bir yangının ortasında bulacağız kendimizi. Fakat endişelenmeyin. O yangını söndüreceğiz ve tahta siz çıkacaksınız. Mustafa abimle bir karar aldık Cihangir. Gün olur, iktidar ona nasip olursa asla taht kavgasına tutuşmayacağız. O cihanı hükmederken ben de yanında olacağım. Mustafa abim varken olmaz. Mümkün değil. Evvela kendinizi ve bu yüce devleti düşünmeniz icap eder. Kimseye biat etmek zorunda değilsiniz. Peki Selim'e ne olacak? Şehzade Selim'in arkasında kimse yok. Allah nasip eder de tahta çıkarsanız kaderi iki dudağınızın arasında olacak. Beni emretmişsiniz Paşa Hazretleri. Malumun olduğu üzere tehlikeli sularda yüzüyoruz Sokollu. Yarın nasıl bir güne uyanacağımız meçhul. Farkındayım paşam. Hünkârımızın rahatsızlığı hepimizi müteessir etti. Dirayetli durmamız icap eder. Seni de bu yüzden çağırdım. Donanmadaki bazı reisler başına buyruk hareket ediyorlar. Bilhassa Turgut Reis. Onu ve reislerini payitahttan uzak tutmalısın. Zinhar buraya gelmemeliler. Emredersiniz paşam. Sultanım. Nedir durumlar Rüstem Paşa? Şehzade Mustafa nerede? Ne yapıyor? Bu meseleyle alakalı konuşmak istemediğinizi zannediyordum. Bu ihtimali zihnimden dahi geçirmek istemiyorum. Doğru. Lakin hiçbir tedbir almayacağım manasına da gelmez. Şehzade Mustafa'dan ses seda yok. Ancak sarayından çıktığı an haber gönderilecek. Asıl tehlike Yeniçeri Ağası Ferhat. Esas onu durdurmamız icap eder. Sokulu da reislere hakim olacak. Âlâ. Şehzade asla payitahta gelmemeli. Zinhar buna müsaade etmemeliyiz. Onu buradan uzak tutmalıyız. Ve emri hak. Bu kovulursa tahta Selim çıkacak. Diliniz sürçtü herhalde. Bayezid diyecektiniz. Ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Bayezid maalesef hakikati görmüyor. Hatalarından bahsettiğimi sanma sakın. Mustafa'ya olan sadakatiyle hepimizin canını tehlikeye atıyor. Lakin bunun farkında bile değil. Düşmanıyla işbirliği içinde. Ben kendisiyle konuştum sultanım. Şehzademiz Bayezid durumun ciddiyetinin farkında.
Biz ne dersek o şekilde hareket edecek. Ne vakitten beri benim dediklerime karşı gelir oldun Rüstem Paşa? Bağışlayın sultanım. Lakin siz vazgeçseniz de ben vazgeçmeyeceğim Şehzade Bayezid'den. Vazgeçecek değilim. O benim evladım. Lakin Bayezid'in mizacını biliyorsun. Her daim en derin uçurumların kenarında. Kendi felaketine iki adım uzaklıkta. Dediğim gibi, Mustafa'ya sadık. Selim ise eski Selim değil. Her şeyin farkında, tedbirli. Mustafa'nın nefesini ensemizde hissederken en doğru seçim o. Ferhat Ağa alenen tehdit ediyor. Hünkârımızın saatini gözleriyle görmeden askeri zapt edemez, önlerinde duramazmış. Senelerdir bu anı bekliyorlar ne de olsa. Elbette bu fırsatı kaçırmak istemezler. Bir şeyler yapmalıyız sultanım. Ne var aklında? Yeniçerilerle konuşmak icap eder. Onlara sağlam durduğumuzu ispat etmeliyiz. Şehzademiz Selim Hazretleri'nin taht naipliği fiilen devam etmekte. Böyle bir günde hünkârımızın naibi olarak Yeniçeri Ocağı'na gidip gözdağı vermeli. Evladımı kendi ellerimle ölüme mi yollayayım? Selim oraya giderse dönemez. Olmaz. Zinhar olmaz. Zinhar. Şehzadem. Neler oluyor paşa? Kapıya mı dayandılar yoksa? Biraz daha sessiz kalırsak olacağı o. Kandar'ın topuzu kaçtı. Yeniçeri'ye had bildirmek icap eder. Tavsiyen nedir paşa? Saltanat naibi olarak Yeniçeri Ocağı'na gidip karşılarına çıkmalı ve hünkârımızın sağ salim başımızda olduğunu söylemelisiniz. Ya taşkınlık yapmaya kalkarlarsa? Ya vaziyeti fırsat bilip beni ortadan kaldırmaya niyet ederlerse? Hünkârımızın vaziyetinden emin olmadan kimse buna cesaret edemez. Karşılarında sizi görünce korkup sineceklerdir. Sen gelecek misin? Emin olun, en son görmek istedikleri kişi benim. Lakin kapılan eder ya Mehmet Paşa sizinle gelecek. Şehzadem, bu bir fırsat. Ancak bu cesur tavrınız sayesinde size saygı duyacaklardır. Ve neden saltanat naibi tayin edildiğinizi idrak edeceklerdir. Şehzade Murat dün gece çok rahat uyudu sultan. Artık uykuları düzene girdi. Âlâ. Gazanfer'e söyle hazırlık yapsın. Saray dışına çıkıyorum. Emredersiniz şehzadem. Şehzadem. Yeniçeri Ocağı'na gidiyorum kurbanım. Hünkârımızın sağ olduğunu benim ağzımdan duymazlarsa isyan çıkabilir. Hayır Selim, sakın yapma bunu. Böyle vakitte olacak iş mi bu? Canına kastedebilirler. Önümde zaten iki yol var Nurbanım. Ya tahta çıkacağım ya da canımdan olacağım. Bu er ya da geç böyle. Bu bir yüzleşme ve ben bunu yapmak zorundayım. Hayır Selim, yalvarırım gitme. Ne olur. Mecburum Nurbanım. Başka yolu yok. Süleyman. Allah'ım yardım et.
Şükürler olsun. Hürrem Sultan'ımızı görmem lazım. Hem de hemen. Kaybedecek vakit yok. Her şey için çok geç olabilir. Olmaz sultanım. Kimseyi alamam içeri. Lokman Ağa ne olur. Geçit vermezsen Şehzade Selim'i kaybedebiliriz. Şehzade Selim'in Yeniçeri Ocağı'ndan dönüp dönmeyeceği muallak. Yer alacağı aşikar. Doğru dersiniz paşam. Şehzade Mustafa'nın da yolu kesildiğine göre şehzademiz Bayazıt rakipsiz kalacak. Destur Şehzade Mustafa Hazretleri. Şehit olacağım. Benim için şereftir. Şehzade Selim Hazretleri! Şehzadem. Ne söyleyeceksen bir an önce söyle Nurbağan. Şehzademiz Selim. Yeniçeri Ocağı'na gitti. Ne olur bir şey yapın, ne olur. Hünkârımız şükürler olsun ki sağ. Allah'ın inayetiyle iyileşecek. Kimse ortalığı velveleye vermesin. Bu gidişat iyi değil Ferhat Ağa. Böyle giderse çok kişinin kellesi gider. Canlar yanar. Can dediğiniz tek bir nefes şehzadem. O nefes hünkârımızda olduğu müddetçe zinhar ona baş kaldırmaz, ihanet etmeyiz. Canımız yoluna feda olsun. Ancak bugün değilse yarın taht el değiştirir. Ve tahtın yeni sahibi elbette onu en çok hak eden şehzade olmalıdır. Haddini bil Ferhat Ağa. Çadırda mı yaşarsın sen? Biz yedi iklim, üç kıtaya hükmeden hanedan-ı âli Osman'ız. Ne vakittir tahta kimin çıkacağına Yeniçeri karar verir oldu.
bahsediyorsunuz? Selim. Ateşe yürüyor. Yeniçeri Ocağı'na gitmiş. Onların öfkesi evladımı yakıp kül eder. Lakin senin sözünü dinlerler. Onu oradan kurtar. Bilirim. Bunu benim için yapmaz. Lakin baban için yap. Kardeşin için. Ocağımıza gelip bizimle bu şekilde konuşamazsınız şehzadem. Konuşursanız elbet hesabını verirsiniz. Sen kendini kim sanıyorsun ha? Karşında şehzade var senin!